2018 yılı 4. Kore Üniversiteleri Tanıtım Seminerine hoş geldiniz. Bu program Kore'de eğitimle ilgilenen Türk öğrencilere bilgi vermek için yapılmaktadır. Bugünkü seminerde Kore Kültür Merkezi eğitim danışmanı olan Uns Kim Hoca'nın sunumuyla Seul Ulusal Üniversitesi, Hongi Kim Hoca'nın sunumuyla KAIST ve BOSTEK hakkında bilgiler verilecektir. İlk sırada Uns Kim Hoca'yı büyük alkışlarıyla sahneye davet ediyoruz. Herkese hoş geldiniz. Ben bugün SNU, Seoul National University hakkında sunum yapacağım. Burada siz geldiğinizde bu broşürü aldınız. Bu genel bilgileri burada aktarıyor. Bu çok faydalı olacak sizin için. Ve ikinci olarak çok az kişi bu aldınız. Bu genel olarak bir üniversite kendini tanıtmak için başvuru el kitabını yapıyor. Ama bu üniversiteler bunu, herkese bunu dağıtmak çok zor. Bu yüzden bu başvuru el kitabını nerede koyuyor? Onların web sitesinde PDF file aracılığıyla koyuyor. Aynı şey. Bunu nasıl bulabilirim? Bu çok önemli bir şey. Siz ilgilenen üniversite web sayfasına girip bu başvuru el kitabını bulursa her şey yolunda olacak. Bu bir sınav soru gibi her şeyi anlatıyor. Bunu anlamıyorsa en az 30 sayfa üzeri çok detaylı bilgi veriyor. Ne zaman başvurmak gerektiğini, nereye başvurmak gerektiğini, hangi evrakları sunmak gerektiğini ve biz kim başvurabilir, sonuç ne zaman çıkacak, burs programları nasıl, yurt nasıl, her şeyi anlatıyor. Bunu anlamıyorsa bizim üniversite için siz geçerli değilsiniz, onlar öyle düşünüyor. Bu yüzden siz okuyorsa her şeyi anlayacaksınız. Bu yüzden en önemli olan şey, bir üniversiteyi tanımak için en önemli olan şey bunu bulmak. Ve bunu okuduktan sonra her şeyi anlamak, bu en önemli olan şey. Bu yüzden ben böyle başlamak istiyorum. Bu başvuru el kitabı nasıl bulabilirim? Bu şekilde ben başlayacağım. Seoul National University SNU diyor. Genel bilgiler, bölümleri, özellikleri, başvuru hakkında, burs, okul harici, yurt hakkında, Korece okulu, yazı okulu hakkında size bilgilendirmeye çalışacağım. Evet, her zamanki gibi Study in Korea web sitesi çok önemli. Böyle başlayacağım. Özellikle bu web sitesi Kore'de bulunan 212 tane üniversite ile bağlantı oluyor. Bu yüzden daha kolayca siz istediğiniz üniversiteyi seçebilirsiniz. Siz biliyorsunuz yabancı öğrenciler yılda en fazla 6 tane üniversiteye başvurabilir. Demek ki 5 tane aday üniversite seçmek sizin için çok önemli. Ben sadece Seoul Üniversite'ye gideceğim. Öyle demeyin. 5 tane üniversite, aday üniversite, iyi olan üniversite seçip inceleyebilirsiniz. Nasıl inceleniyor? Bu başvuru el kitabı bulup A üniversite bu gibi öğrencileri seçiyor. B üniversite bu gibi. O şekilde siz inceleniyorsa her şey bilerek her şeyi hazırlayabilirsiniz. Tamam, Seoul Üniversite Seoul'de bulunacak. O zaman burada tarihi değil. Ne diyor? Harita. Haritada Seoul tıklıyorum. O zaman Seoul'de bulunan, ben de şaşırdım, 80 üzeri üniversiteler orada varmış. Öyle gidince, evet, Seoul'de bulunan üniversiteler liste çıkıyor. Biz SNU, oraya gidiyoruz, Seoul National University. O zaman onlar Seoul Üniversite'ye kaç tane öğrenciler lisans için, yüksek lisans için, doktora için çalışıyor. Orada profesörlerin sayısı ve yabancı öğrencilerin sayısı
yurt, durum, her şey orada anlatıyor. Ama bizim için önemli olan şey, ha Seoul Üniversite buldum, o zaman onun üniversiteye gideceğim. Öyle. O zaman Seoul Üniversite ortaya çıkacak. Çok güzel bir üniversite, değil mi? Evet, oraya gidince nereye gidebilirim? En önemli olan şey admission kısmına gidiyorsunuz. Hangi üniversite olursa olsun bir üniversite web sayfasına gidiyorsunuz. O üniversite web sayfasına gidip oradaki admission kısmına gidiyorsunuz. Lisans için, yüksek lisans için burada var. Ama şimdi lisans için şimdi üniversite okuyanlar var mı burada? Çoğu o zaman yüksek lisans için siz düşünüyorsunuz. Tamam. O zaman yüksek lisans için ben merak ediyorum. Öyle gidiyor, gidecek. Evet. Post, evet. Bu orada mesela bu Study in Korea, bu arama motoru gibi Kore'de bulunan 212 tane üniversite, her şey orada. O psikolojiler bulabilirsiniz. Oraya gidince nasıl başvurabilirim, ne zaman başvurabilirim, bunlar soruları var ama önemli olan şey burada ne var? Guidebook. Bunu onlar koyuyor. Bakalım neler var. PDF file aracılığıyla aynı şey orada koyuyor. Baktınız mı? Aynı şey. Bu yüzden bu olmayan kişi üzülmeyin. Web sitesinde her şey bulunuyor. Aynı şey. O şekilde en az 5 tane üniversite için bu başvuru kitabını indirip siz okuyacaksınız. O zaman hemen hemen aynı olduğu için daha kolayca anlayacaksınız. Çok kolay değil mi? Tamam, bu şekilde başlıyoruz. O web sayfası size anlattım. O zaman siz evine gidip bunu deneyebilirsiniz. Şimdi SNU hakkında, Seoul Üniversite hakkında genel bilgileri veriyorum. 1946'da kuruldu. O üniversite 75 enstitü bulunmaktadır. Artı 32 Kore hükümetine bağlı olan enstitüler bulunmaktadır. Bu siz bir üniversite web sayfasına gelince bu da siz karar vermek için ben bu üniversite seçeceğim diye karar vermek için çok önemli olan bir unsur. O üniversite hangi enstitüler bulunduğunu siz inceleyebilirsiniz. Özellikle siz okuyacak o bölüm ile bağlı olan enstitüleri var mı diye inceleyebilirsiniz. O zaman orada enstitü varsa siz daha kolayca o üniversite aday üniversite olarak seçebilirsiniz. Bu çok önemli bir şey. Şimdi yabancı öğrenci 1400 üzeri. Onun sayısı o kadar fazla değil. Çoğu şimdi yüksek lisans için okuyorlar. Öğretim üyesi full time olarak 2100 kişi üzeri profesörler bulunuyor. Lisans öğrenci 16.000 üzeri. Onlar arasında yaklaşık 200 yabancı öğrenciler bulunmaktadır. Yüksek lisans için 11.000 üzeri öğrenciler eğitim görmektedir. Onlar arasında 1100 üzeri yabancı öğrenciler okuyor. 16 fakültesi var. 86 tane bölümleri var. Ya sizin okuma istediğiniz o bölümleri hep burada bulunabilir. 86 bölümler bulunuyor. Özellikle yüksek lisans okulu derken Türkiye'deki durum ben tam bilmiyorum ama Kore'de mesela bizim için eğitim çok önemli derken onlar yüksek lisans profesyonel yüksek lisans okulu yaratıyor. Mesela yüksek lisans içinde sadece bir bölüm değil. Bir fakültesi gibi eğitim yüksek lisans profesyonel okulu öyle diyor. Ama onlar 11 tane profesyonel yüksek lisans okulu var. Demek ki 16 tane o bölüm çok önem veriyor. Bu yüzden onlar bir fakültesi gibi çok büyük olan
lisans, yüksek lisans okurlu olduğunu söylüyor. Tunceli Üniversite sıralaması her sene 36 ve 35 öyle oluyor. Özellikler, özellikle bu SNU'ya başvurmak isteyenler, bu çok önemli bir şartı. Şimdi birinci sınıf öğrenciler üniversite giriş sınavında ilk %2.5 içinde olanlar okuyor, eğitim bölümündedir. Demek ki siz Türkiye'de lise puan öyle olursa, 2.5 içinde olursa başvurabilirsiniz. Anlaşma 1400 üzeri üniversite enstitü ile anlaşma oluyor. Şimdi 100 öğrenci kulübü var. Tiyatro, dans, foto, servis. Bu çok önemli. Mesela Türkiye'deki durum ben tam bilmiyorum. Ya bilmiyorum şey çok. Sizden ben öğreneceğim. Mesela bir üniversite öğrenci ise Kore'de hemen soruyor insanlar da siz hangi kulübüne katılıyorsun? Öyle. Çünkü ben hangi bölümde okuyorum? Bundan daha bir ben bu kulübüne üyesiyim. Bu daha önem veriyor. Çünkü bir öğrenci olarak çok önemli bir şey. Değil mi? Evet. Ama 100 tane bu öğrenci kulübü var. Bütçe 10 milyar. Oo, ne kadar büyük para olduğunu ben bilmiyorum ama çok büyük para. Ama siz biliyorsunuz bu SNU okul harcı çok pahalı değil, çok ucuz. Mesela yıllık eğitim için 5.000 dolar. Yani 5.000 dolar. Çok ucuz değil mi? Bir yıllık eğitim için okul harcı. En pahalı olan tıp bölümü ise 10.000 dolar. Çok ucuz diye ben düşünüyorum. Demek ki o büyük para bütçe nereden geliyor? Devletten geliyor ve şirketlerden geliyor. 4 tane kampüs var ama bu Seul'deki Seul kampüsü merkezi oluyor. Pyeongchang, Suwon, Yongun onlarda küçük kampüs varmış. Evet, kampüs içi yurtlar. Öğrencilerin %21 kapasitesidir. Toplam olarak 6.000 kişilik gibi. Ama Seul kampüsünde 5.000 kişilik yurtlar var. Ücret her ay 240 dolar gibi o demek gerekiyor. Ama bu tüm öğrenciler için geçerli olmadığı için yurtta kalmak çok zor. Çok başarılı olmak gerekiyor. Başvuru. Eylül dönemi için Ocak ve Şubat ayında başvurabilir. Mart dönemi için Haziran ve Temmuz ayında başvurabilir. Yabancı öğrencilere çok büyük avantajı veriyor. Siz iki defa başvurabilir. Bu çok büyük avantaj değil mi? Türk öğrenciler Türkiye'deki üniversiteye yılda bir kere başvurabilir. Değil mi? Ama Kore'deki üniversite iki kere başvurabilir. Şimdi bir profesör ders veriyor. Belki İngilizce olarak ders veriyor şimdi. Son kısımda Türk öğrenci gibi görünen bir bayan efendi de var. O profesör şimdi hangi konu hakkında ders veriyor? Çok ilginç. Kore tarihi hakkında. Orada altta yazıyor. Kore tarihi hakkında ders veriyor. Korece mi? İngilizce olarak. Bu çok ilginç. Yabancı bir profesör Kore tarihi hakkında İngilizce olarak ders veriyor. Gerekli evraklar, bu da çok önemli bir şartlar. Başvuru formu, özgeçmiş çalışma planı, referans mektubu 2 tane, mezuniyet belgesi, transkri, TOPIK 3. seviye yüzeli veya TOEFL IBT 80 yüzeli. IELTS 6.0 yüzeli olması gerekiyor. Ben üniversiteye sordum, ya siz Seul Üniversitesi'ne başvurmak için Türk öğrenciler nelere hazırlamak gerekiyor? Okul puan veya dil puan nasıl olması gerekiyor? Öyle sordum. O üniversite bana cevap verdi. Biz o kadar şartı yok. Mesela bu TOEFL 3. seviye yüzeli. Bu en temel şart.
Ama diploma notu ne kadar olmak gerektiğini, bunlar yok. Öyle söyledi. Ama ben dediğim gibi bu şimdi Sevil Üniversitesi okuyanlar üniversite giriş sınavı puan ilk 2.5 içinde olanlar burada okuyorlar. Demek ki çok başarılı öğrenciler. Diploma notu yüksek olması gerekiyor. Ama onlar bunu söyledi bana. Biz diploma notuna ne kadar önem veriyorsa onun, o öğrencinin karakterine o kadar önem veriyoruz. Biz dil puanına ne kadar önem veriyorsa o öğrencinin karakterine o kadar önem veriyoruz. Öyle söyledi. O zaman o bir öğrencinin karakterini nasıl anlayabilir? Özgeçmiş ve çalışma plan ihtiyacı alacaksınız. Onlar aracılığıyla o öğrenci geçmişte neleri yaptığını, gelecekte ne yapacağını belirtiyor siz, yazacaksınız. Onun aracılığıyla ha o öğrenci bizim üniversite için uygun olur. Öyle onlar düşünecek. Ben gazetede bir haber okudum kaç sene önce. Çok akıllı bir öğrenci, Koreli öğrenci. Bu Seoul Üniversite tıp bölümüne başvurmuş. Ama onun puan o tıp bölümünde başvurmak için yeterince çok başarılı öğrenciydi. Ama o kazanmadı. Bu yüzden biraz şikayet yapmış. Bu yüzden o gazetede haber çıktı o hakkında. O üniversite öyle söyledi. Tamam, o öğrenci onun puanı evet tıp bölümünde okumak için yeterli. Çok başarılı öğrenci. Ama neden bizi kabul etmedi? Onun karakteri doktor olmak için uygun değildi. O gibi öğrenci doktor olunca çok sorun çıkacak. Bu yüzden biz asla fırsatı vermiyoruz doktor olmak için. Başka bölüm okusun. Onların cevabı buydu. Demek ki puan önemli. Çok başarılı olması gerekiyor. Dil puan en temel şart. Ama ne kadar önem veriyorsa onlara özgeçmiş ve çalışma planı. Yani o karakterini, o öğrencinin karakterini o kadar önem veriyor. Sadece Seoul Üniversite, diğer üniversite aynı şekilde bana cevap veriyor. Bu yüzden özgeçmiş ve çalışma planı çok dikkatli yazmak gerekiyor. Yani siz öğrenciyken sınıf dışında neler öğrendiğini bunu yazıyorsa daha faydalı olur. Ben Korece öğrenmeye çalıştım. Kore kültürlerini tanımak için bir şey yaptım. Bu da çok önemli bir şey olabilir. Ben enstrüman çalabilirim. Bir spor, basketbol grubuna ben katıldım. Veya bunlar sınıf dışında siz neler yaptığını önem veriyor. Bunu size söylüyorum. Sadece Seoul Üniversite değil, diğer üniversite aynı şekilde. Lisans bursu hakkında biraz anlatacağım. Global Harmony Bursu Programı var. Sayıs ilan edilecek her yılına. Okul harcı 4 sene boyunca destek veriyor. Yaşam masrafını her ay $600 veriyor. Bence öğrenci için yeterli olabilir. Evet, ikinci Global Talent Bursu Programı var. 5 kişi lisans öğrenciye veriyor her yılına. Okul harcı çok başarılı olunca 4 yıl boyunca destek verecek. Biraz değilse 1 sene boyunca burs verecek. Yaşam masrafı için $1000 her ay verecek. $1000 o benim için de yeter. Bir öğrenci için yeter olur. Lisans bursu, Global Korea Bursu Programı var. Bu Kore'de okuyan, şimdi SNU'ya okuyan 2. 3. 4. sınıf öğrencilere veriyor. GPA, diploma notu %80 üzeri oluyor. TOEIC 4. seviye olan öğrencilere bu bursu veriyormuş. Her ay 500 yaşın masrafı için veriyormuş. Global Korea Bursu Programı var. Değişim öğrencilere veriyor. Özellikle SNU ile antlaşma olan üniversite öğrencilere veriyor.
Bu değişim öğrenci, birinci sınıf bitirmiş öğrencilere katılabilir. İngilizce ve Korece iyi olana bu bursu veriyor. Kaç kişi ilan edilecek? Her ay 500 dolar veriyor. Sağlık, sigorta, uçak bileti veriyor, veriliyor. Bu değişim yani öğrenci olmakta bu faydalı olacak. Global Burs program var. Yüksek lisans altmış kişiye veriyor yüksek lisans öğrencilere her dönem. Bir yıllık destek veriyor. Her ay yaşam masrafı için 1200 dolar veriyor. Korece okulunda okuyabilir, uçak bileti verir. Bu sizin için biraz düşünebilirsiniz. Global Burs 2, bir sene boyunca destek veriyor. Korece okulunda okuyabilir. Evet, o da var, burs program. Ama 60 kişiye o burs veriyor her dönem. Diğer program 20 kişiye yeni yüksek lisans öğrenciye her dönem veriyor. 4 dönem 2 sene boyunca destek veriyor. Yaşam masraf için her ay 500 dolar verilir. Silk Road Burs program var. 5 kişi yeni yüksek lisans öğrenciye veriyor. Özellikle insan ve toplum bilimlerinde okuyan öğrencilere veya sosyal bilimler yani Korece, Kore tarihi, Kore kültürü, Kore politikası, Kore ekonomi bölümlerinde okuyan eğitim görenlere veriyor. Her dönem 5 kişiye. 4 dönem yani 2 sene boyunca destek veriyor. Her ay yaklaşık 600 dolar veriyor. Korece okuluna okuyabilir, uçak bileti verir, verilir. O da iyi bir problem. Detaylı bilgi bana sormayın. Orada sorabilirsiniz. Ben bu kadar biliyorum. Kore Gazi Bursu programı var. Kore'de Kore Gazilerin derneği var. O derneği tarafından 6 kişi seçiliyor. Özellikle bu SNU için. Detaylı bilgi için o web sitesinde siz bilgi alabilirsiniz. Korece Okulu 1969'dan beri eğitim veriyor. Her yıl 3000 üzeri öğrenciler katılıyor. Okul harcı 10 haftalık için 1650 dolar gibi. Yurt da var. 2 kişilik, 1 kişilik farklı fiyatlar. Özellikle bu Korece okulu dönem derken 10 haftalık yani yaklaşık 2,5 falan oluyor. Ama genel olarak lisans ve yüksek lisans dönem derken 6 ay olur. Bu biraz farklı. Evet, değişim öğrenci olarak gidebilir. O program değişim öğrenci olmak için sadece 800 üniversite antlaşma olan enstitüde okuyan öğrenciler için geçerli olur. Her yıl 600 kişi üzeri geliyor. Onlara yurt veriliyor. Koleji kursu için bir miktar destek de verilir. Ama antlaşma olmayan kişiler de gelebilir. Ziyaret programı var. Antlaşma olmayan üniversite okuyanları için. Ama okul harcı SNU'ya ödün verilir. Ama okul harcı pahalı değil. Onları kabul ediliyorsa ne mutlu. Gideceğim ben de. Yazı okulu. Evet, Haziran ve Temmuz arasında yapıyor. 35 üzeri kurs açılıyor. Tüm ders İngilizce olarak ders verilir. Okul harcı 1000 dolar falan 2 kredi için. Daha fazla kredi almak istiyorsa 3000 dolar oluyor. Yurt da var, seyahati, o program onlar da var. Bunları hep dahil oluyorsa ne kadar olacağını siz hesaplayabilirsiniz. Kore'deki yatı okulunda aldığımız o kredi tüm dünyada geçerli olur. Ama mesela o programa katılamadan önce sizin okuduğunuz üniversiteye sorabilirsiniz. Ben Seoul Üniversitesi'ne gidip ben yatı okuluna katılacağım. Oradan ben kaç tane ders alacağım. Oradan aldığım o puanlar
üniversite geçerli olacak mı bizim üniversite? Bunu sorduktan sonra giderse daha iyi olur. Çünkü çok para harcıyorsunuz. Ama oradan aldığınız o puan tüm dünyada geçerli oluyor. Ama Türkiye'de geçerli olmuyorsa siz o para boş veriyorsunuz. Harcıyorsunuz. Evet. Şimdi the main building, a resource-based service center, and Kwanja, a user-friendly space equipped with high-tech facilities, are connected and co-managed along with the 8th branch library. Seoul National University Library strives to create a vibrant intellectual community where students and scholars promote path-breaking endeavors in all fields of knowledge. Seoul National University holds the largest book collection among university libraries in Korea, along with national treasures, including rare books, old books, and private books published before 1945. Combined with cutting-edge information and communications technology, the Seoul National University Library book collection is coming into its own. Seoul National University Library strives to fulfill the needs of today's advanced and knowledgeable users by implementing an impeccable research information system and expanding research database. The platform of light that brightens the future. Seoul National University Library will be the hub of creativity and scholastic pursuit, and will continue to gain a global reputation for academic excellence. We will work to go beyond time and space to link the past and the present and create future values. The light of truth that will embrace a bigger world. The light of hope that will light up the way towards tomorrow. The library of light that embraces the world and moves towards a greater future. Seoul National University Library. Evet, her şey bilgiden gelir, değil mi? Ekonomik gücü bilgiden gelir, askeri güç bilgiden gelir, ülkenin gücü bilgiden gelir. Bizden kütüphane, eğitim son derece en önemli şey. Çok önem veren siz ve biz aynı şekilde çok başarılı olacak. Tabii Kore'nin durumu şimdi fena değil ama 10 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra şimdiki durumdan daha iyi olacak. Çünkü son derece biz eğitime ve aileye çok çok önem veren bir ülkeyiz. Eğer siz Kore'ye gidip okumak isterseniz sizin hayatınız için ve Türkiye'nin geleceğiniz için ve dünyanın geleceği için çok faydalı olacak. Çok teşekkür ederim. Soruları varsa sorabilirsiniz. Yüksek lisans olursun, doktora olursun, postdoc olursun, hep aynı şekilde onlar başka grup tarihi var. O tarih içinde bu gerekli olan evraklar hemen hemen aynı olduğunu evet açıkladı. Evet. Evet. Soru var mı? Yok, tamam. Soru soran kişiye ben bu hediye verecektim ama hiç soru sormuyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Gidebilirsiniz. Merhaba. Buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Zaten bugün
sunum yapacağımız bu üç okul var ya, Kore'deki en üstünde olan üç okul. Siz zaten biliyorsunuz, Sky, Seoul, Yonsei, Korea, genelde Kore'de en üstünde olan üç üniversiteyi düşünebilirsiniz. Ama özellikle teknoloji ve mühendislik bölümü için KAIST ve POSTEC, Yonsei, Korea gibi bazen daha üstünde olan iki üniversitesi. Bunun için Kore'ye gitmek isteyenler için, özellikle teknoloji ve bilim okumak için Kore'ye gitmek isteyenler için çok önemli. Ve para konusunda da hiç endişeleme yok. Çünkü ben söyleyeceğim, her gereken para zaten iki üniversite tarafından verecektir gittiğiniz zaman. Onun için önemli olan başvurmak ve kabul etmek. $300 ya $400 gibi yaşam gideri de oraya gittiğiniz zaman veriyor. Ve uluslararası sağlık sigorta da veriyor. Ve şart çok basit. 2.0 olduğunuz zaman zaten o en basit. Zaten GPA olduğunuz zaman o plus veriyor. Ve artı orada çok projeler zaten büyük şirketlerden geliyor. Samsung, LG, Hyundai, POSCO gibi çok büyük şirketten proje geldiğiniz zaman iş bursu da alabilirsiniz. Çalışma bursu da. Onun için zaten zengin olarak zaten okuyabilirsiniz. Oraya gittiğiniz zaman sadece okul ücreti değil, yaşam giderleri değil, zaten başka etkinlik için de Kore'de gezmek için, dolaşmak için para da alabilirsiniz. Önemli olan nasıl oraya gidebileceği, o daha zaten önemli. Evet, burada gördüğünüz gibi Presidential Science Scholarship tam bursu veriyor. Ve National Excellence Scholarship, bu da tam bursu. Ve önemli olan zaten low income family, zaten düşük gelirli aile için de tam bursu veriyor. Genelde düşük gelirli olan aileler için zaten tam bursu da veriyor. Ve financial aid scholarship da var, full amount of school support. Zaten oraya gittiğiniz zaman okul ücreti hakkında hiç problem yok. Ve benim söylediğim gibi labor scholarship, iş bursu da var, labor scholarship. Bir ay içinde $200 gibi ve special labor $250 gibi bu ekstra para da alabilirsiniz ve bir projeye katıldığınız zaman daha burs alabilirsin, iş burs olarak. Ve uluslararası öğrenciler için çok önemli olan zaten kontenjan yok. Zaten bilgi eser bölümde örneğin 30 kişi aldığınız zaman zaten Koreli öğrenciler için 30 kişi, tam 30 kişi alıyor ama yabancı öğrenciler için kontenjan yok. O istediği şekilde zaten daha kişi alabilir. Türkiye'den Kore'ye gelenler için kontenjan yok. Onun için kaliteli öğrenci olduğunuz zaman zaten gidebilirsiniz. Ve orada zaten okuldaki GPA çok önemli değil. Önce hocam söylediği gibi karakter ve kendi nasıl orada öğrenebileceğini gösteren kişi varsa zaten orada çalışabilirsiniz. Evet. Zaten sadece yabancı öğrenciler değil, her programda maksimum kontenjan yok. Bu Koreliler için çok önemli. Çünkü onun için her bölümün her senede faizi değiştirebilir. Birinci sınıfta program seçmeden çalışabilir. İşte birinci sınıfında POSTEC de aynı, KAIST da aynı. Birinci sınıfta zaten açık bölüm gibi oluyor. Sen bir bölüm seçmeden bir sene içinde okuyabilirsiniz. İkinci sene olduğunuz zaman zaten o sırada bir bölüm seçin, oradan devam edebilirsiniz.
Evet. Ve bir programa girdikten sonra ben bu sene, ikinci sene oldu ve bilgisayar bölümünü seçtim. Ama ondan sonra tekrar düşünüp ben kimyasal bölüme gitmek istiyorum. O şekilde olduğunuz zaman zaten değiştirebilirsiniz. Ne zaman olursa olsun zaten o Kaysi'nin özelliği zaten her zaman istediğiniz şekilde değiştirebilir. Programı farklı. Evet. Bir programa girildikten sonra diğer programına değiştirebilir istediğiniz zamanda. Lisans öğrencileri bile projelere katılıp destek alabilir. Biz sonraki videoda o zaten şey Türk kadınlar tarafından zaten öğretecek. Genelde lisans öğrencileri için bir projeye katılmak şans çok az ama KAIST'e gittiğiniz zaman birinci sınıftan itibaren zaten bir projesi, büyük projesiye katılıp oradan çalışabilir ve fırsatı alabilir ve para da alabilirsin. O şekilde çok iyi fırsat var zaten. KAIST KOST'e aynı şekilde. Ve yürüdük ücreti sadece aylık $90. Türkiye'deki yurt fiyatı ne kadar olduğunu tam bilmiyorum. O çok basit. Yani Kore'ye gittiğiniz zaman $90 aylık. Çok ucuz zaten. Yurt derken orada oturmak için ve her şey idare. Yemek hariç ama başka. Her şey içinde olur. O sadece $90 aylık. O da zaten burs olarak alabilirsiniz. Benim söylediğim gibi open major system. Open istediğiniz bölüm zaten sonra karar verebilirsiniz ve karar verdikten sonra da tekrar değiştirebilir. Lisans öğrencileri 3 semester kararsız olarak derslere katıldıktan sonra kendi programlarını seçebilir. Ve lisans öğrencileri istedikleri zaman kendi programlarını değiştirebilir. Ve her bölüm için kontenjan yok. Çok zaten her konusunda çok açık bir şekilde olabilir. Ve ayrıca birçok master ve doktora programları birleştirip erken tamamlama sistemi de hazırlanmıştır. O ne demek? Genelde Kore'ye gittiğiniz zaman master 2 sene, doktora 3 sene gibi gerekiyor. Ama siz gibi çok akıllı olduğunuz zaman zaten master, doktora birlikte olup zaten 3 sene içinde, 5 sene yerine 3 sene içinde de bitirebilirsiniz. Ve doktora degree alabilirsiniz. O şekilde zaten KAIST'ı çalışıyor. Ve KAIST testleri hakkında o zaten Kore'de bence çok aynı şekilde çalışıyor. Laboratuvarlar, ofisler, daireler, kütüphaneler ve hatta konferans salonlar dahi KAIST'teki tüm tesisler internet erişimine sahiptir. KAIST'e gittiğiniz zaman internet için hiç problem yok. Her yerde internet var. Her yerde internet, high speed, hızlı internet, yüksek hızlı internet bulabilirsiniz. Orada kütüphane var ya, kütüphane, 4 tane kütüphane var. Önemli olan şu, undergraduate branch library, lisans için bir library kütüphane var. Every day, her gün, 24 saat. Her gün 24 saat açık. Sen istediğiniz şekilde, uykusuz olarak zaten orada, oraya gidip okuyabilirsin. Zaten Kore'de her zaman okumak isteyen kişiler var. Onun için 24 saat açık kütüphane var. Ve sadece okumak için değil, spor, çok büyük spor kompleksi var. Basketbol, badminton, voleybol, ekranbol, fitness, masa tenis, dans gibi. Zaten orada etkinlik, orada spor hatırlayabilirsiniz. Ve sağlık sigorta hakkında zaten Kore'de tüm vatandaşlar için uluslararası sağlık sigortasına abone olmak ve aylık ödeme yapmak zorunludur. Bu şart uluslararası öğrenciler için de geçerlidir.
Ama çok uygun fiyata satın alabilir. Tabii çok uygun fiyata derken belki 10 dolar gibi, 10 dolar aylık, belki 10-30 dolar gibi. Ama o para bile okul tarafından beni söylediği gibi her şey sağlanabilir. Ve location, konum, zaten Kays maalesef Seul büyük şehrinde değil, Seul'den 150 kilometre uzaklıkta olan Daejeon büyük şehrinde oluyor. Ama bugün nerede zaten Güney Kore'deki her şey Seul'dan 2,5 saat içinde gidebilirsiniz. Çok hızlı, yüksek hızlı tren var burada. Onun için her yerde 2 ya da 2,5 saat içinde her yere gidebilirsiniz ve zaten çok yakın, 150 kilometre çok yakın. Seul'dan Busan'a kadar belki 500 kilometre gibi ama 150 çok yakın zaten Güney Kore'de. Başvurma bölgeleri, application form, başvurma formu ve o bir tane öneri mektup, school, okul profili ve transcript, standard official test derken zaten SAT gibi, AP gibi standard test score puan gerekiyor ve English proficiency test report bu derken IELTS TOEFL gibi, TOEIC gibi ve pasaport ve financial resource, finansal durumu nasıl olduğunu gösterebilir. Açıklanan bir belge gerekiyor. O şekilde ve 11. olarak bir ödüllü, özellikle matematik ya da bilim hakkında bir ödül alan sertifikası gibi varsa zaten iyi olabilir. Ve kayıt için kabul edilen sınavlar var. Burada yazıldığı gibi SAT 1, SAT 2, AP, IB, CC gibi, ACT. Ve önemli olan zaten bu. Kesinlikle tavsiye ediyor. Bu çapta bilim ve teknoloji bir üniversitesi olduğunu için SAT 2 çok önemli. O da bir Maths, Level 2, Physics ve Chemistry. Oradan alan puan postek için çok önemli. SAT ve SAT 2 çok önemli oluyor. İngiliz yeterli zaten. TOEFL IBT 83. Biraz yüksek bende. 83'e kadar zaten istemiyor ama o 83. PBT 560. TOEFL IELTS 6.5. Başka üniversitelerden daha üstünde olan puan istiyor. Ve TOEIC ise 720. Bence TOEIC daha iyi. 720 bence TOEFL 560'dan bence bu puan daha iyi olabilir sizin için. Lisans programlar var burada. Zaten College of Natural Science, College of Life Science and Bioengineering and College of Engineering and College of Business de var. Bu zaten sadece mühendis bölümünde değil, College of Business, business hakkında da okuyabilirsiniz. Evet, burada yazdığı gibi o KAIST'i yürüdü. Başka üniversitelerden daha ucuz olan yürüdü. Girebilirsiniz. Çok basit bir para ödeyerek zaten orada kalabilirsiniz. Burada yazıldığı gibi sadece bu bir aylık değil, undergraduate, 4 aylık, graduate, yüksek lisans için 6 aylık. Sadece 400 dolar. 4 aylık ya da 6 aylık, zaten 400 dolar. Onun için çok uygun fiyat bence. Evet. Bu kadar ve bir video göstermek istiyorum. Thank you.
like at home. When I came first in Kaiser, was, you know, everything was so surprising. The breathings, everything, and I couldn't think that it's actually real, you know. I woke up every morning thinking, is that real? My classmates, like my brothers and sisters, and professors, like my mother and father, like, they are really trying to help us. You can feel the change, what you are before and after the Christ. One very great advantage that I found in Christ is that it offers me full scholarship and including allowance. So most people will think that when you get that kind of opportunity, it's almost impossible to get it. Hiçbir üniversitesinde o kadar para vermiyor. Sadece Kaiser'de zaten hiç para getirmeden okuyabiliyor bir üniversitesi. Like anywhere in the world. One of the good points about Kaiser is that you don't have to choose your major. Like as soon as you come into Kaiser. Evet, açık oluyor. Zaten birinci sınıfında evet, seçmek gerek yok. İkinci sınıfında olabilir. Kaiser. Like listen to other lectures such as calculus, chemistry, or physics, or like other programming stuff. And after 1 year, you get to choose your major. Yeah, birinci sınıfında basit olan şeyleri derslere katılıp ikinci sınıf olduğunuz zaman bir bölüm seçebilirsiniz. Another good thing about Kaiser is that all classes are taught in English. Yeah, her de ders İngilizce olarak. So you don't worry, and if you're coming here, you don't have to worry about language problems. Kore'de bilmeden de zaten öğrenebilirsiniz ama değerlendirmek için Kore'de önemli olabilir. I'm very glad that I'm studying in English here. But it's like so interesting. Usually like when I'm not the kind of person who like to attend lectures and just listen to the lecturing, but it is they make it so interactive and like it's so interesting. I just want to pay attention to what he's going to say next. You feel like you're a real engineer. Even though you're just a freshman and you have a long way to go, but we are wearing that white shirt and we are doing some experiments like an expert, and it feels like really engineer. White shirt demek zaten bir mühendis, gerçek mühendis gibi birinci sınıfında da bir projesine katılıp mühendis, gerçek mühendis gibi çalışabiliyor diyor. I like the professorship here. You can feel that they do their best in lectures. And the great thing is, if you don't understand something, you just can meet with professor one-to-one after the class and he'll gladly explain you one more time. Okay, here in Christ, the most important resources are students. En önemli kaynaklar zaten öğrenciler. Başka hiçbir şey değil. Öğrenciler önemli olan kaynaklar diyor. And professors are here to serve and help the students so that they can be a leader in the future society. When I was selecting a university for graduate studies, the first thing that I cared for was the ranking of the university. I wanted to study at a university that is among top 100 in the world. Sıralama çok önemli olduğu için. And at the same time, has an excellent research infrastructure. KAIST offers you both. To be one of the leading countries in the world. And KAIST has a very important role in that achievement. Doing research is very practical at KAIST. So we are not only about producing papers, but also about making changes in the world. Recently, we're leading the global essay competition in large-scale projects like online electric vehicle and mobile harbor. KAIST is in Daejeon. It's located exactly in the center of Korea, and this is the area where a lot of research institutes, especially the KAIST, is in the center of the research institutes. One of the good things is that the lab is open 24/7 with
sadece kütüphane değil, laboratuvarları da 24 saat açık. Her zaman zaten oraya gidip çalışabilirsin. Means it's you can go into the lab every day and at any time that you want. So even on the night, no problem. It's open all the time. When I first came to Kais, I was using a taxi, and we came through the sports complex. Çok büyük sports complex. KI building and sport complex. Wow! And then Ali was wow! It was so cool. When I came here, it was so beautiful, especially in fall and spring. There are a lot of flowers, like. Bu kadın çok çiçekler çok seviyor. It's kind of exciting. Actually, you don't want to study at that of things, but it's a good way to walk around. In Kais, I like to think that we have everything near us. You know, they make life easier. We have a bank, we have a clinic, we have sport complex. Yeah, the facility there is really great, especially sport complex. There are football, basketball, and sports, and basically everything we need for doing sports. I must say, Kais Medical Center is just awesome. I just feel that when I need any help, regarding my health. For the bridge, I'll start a problem. Scar that we're like clinic. I just can come here and they will take care of me. I have everything I need in my dorm and I don't need to go out. It's her şey yurtta varmış. Onu dışarı çıkmak gerekiyor. Really quiet and it's really clean. So it's you can live all day in the dormitory. Most of the time I go to the newly opened Grazioso, which is an Italian restaurant. When I came to Kais, I was thinking as if I am coming in Korea, but I found that I was coming in the world, because there I met people from different countries. What I like the most about Kais is the diversity of community. It meets people here from all parts of the world. And also the atmosphere here is really warm and friendly. And if you need some help, you can just ask for it and you'll definitely get it. Oasis is the place where you can come and ask for any help. So basically, they support us. They provide us with all kind of opportunities to explore Korea. They organize different trips or. Korea just got me eating her chururu. What's that about? Actually, different events in Kais as well, and then they help us with documents. They set up all the stuff regarding visa and all the documents we need in Korea, insurance, and all other stuff. Her şey için yardımcı olan her şey. It keeps up organize various kinds of activities and also different kinds of events throughout the whole year. And in this whole year, we actually kind of encourage students to get out of their room, you know? Don't just stay in your room. Staying at Kais, I have a lot of chances to learn Korean culture and especially Korean language. In Kais, we don't just that, you know, have a lot of festivals, ceremonies, you know? Especially for international students, we really enjoy life in Kais. There's like a food festival, which is my favorite. We share the food from different cultures, different societies, and it was really amazing. Since we're going to get it, kebab, you can do it. You can do it. Yeah, Kais has a lot of corporations with a lot of universities. For example, my home university, which is TU Berlin, they have a long cooperation, and now they also offer a thing that is called dual degree. That means that you study for cheap degree, the Arabic word, bir diploma, Kore'den bir diploma, başka ülkeden iki diploma, that Arabic. For 1 year at your home university, and then one for 1 year at Kais. And in the end, you get the degree from both universities. For me, I'm going to Hong Kong University of Science and Technology, and in this for a summer session.
And this summer session course, basically, the tuition fee and also the living allowance are fully funded by KAIST. O Hong Kong'a tekrar dönmek istiyor. O yazın gerektiği her parada KAIST tarafından veriyor. O yazın o dönem içinde de sadece okul dönemde değil, tatil içinde yaz oraya gittiğiniz zaman zaten o para da KAIST tarafından veriyor. So they kind of offer internship every break, summer break, winter break, or even during the semester. Study için hiç problem yok. Her break, her tatilde. LG, Samsung, Hyundai, çok büyük şirketten oradan oraya gelip zaten kişiler alıyor. If you want to take a leave. And actually there are good companies in Korea like a lot. So it's a really good opportunity to learn from the best people. Because KAIST is like the number one school in birinci olan bir üniversite olduğunu. Korea, so all the big companies, Samsung, LG, all these big companies there. So every semester they come over here to recruit students, not only for internships but also for the jobs, like the real job. Evet, zaten o mezun olduktan sonra devamlı olarak zaten Kore'ye kalıp oradan zaten çalışabilir şans da olurdu. Before they even graduate. KAIST is a lifetime experience for me. It's just my home. I don't know. It's my home for this at least 5 years that I know. Everything. KAIST means for me everything. To be in KAIST has been such a very important step in my life. So being in KAIST means to build your future. So if you are gonna be a member of KAIST, you're gonna be one of the leading members in science and engineering in the world. Present to KAIST, thanks, Ruta. Of KAIST, hi. Hepinizi KAIST'a bekliyoruz. Come to KAIST. Ayrıca'dan KAIST. Come to KAIST! Bekliyorlar. Tamam, KAIST zaten bu kadar. Bitti. Şimdi post-tech hakkında konuşacağım. Zaten KAIST post-tech Kore'de en önemli olan iki üniversitesi. Onun için zaten hemen zaten aynı gibi zaten bakabilirsiniz. Sonra zaman biraz sonra birlikte olacak. Çünkü KAIST post-tech çok benzer bir şekilde çalışıyor. Postek, Pohang University of Science and Technology. Campus o ile. Campus. International Center, o da bir konferans için kullanılabilir bir merkez var. Postek Paris zaten çok eski bir üniversite. 1986 yılında Kore'de POSCO denilen dünyanın önde gelen çelik şirketlerinden biri o tarafından kuruldu. Belki 32 sene önce. Kurulduktan sonra 1991 yılında U23 öğrenci lisansüstü eğitim için çalışmalarına devam etti. 23 mezun, ülkenin POSCO, Samsung, LG ve Hyundai gibi büyük şirketler tarafından oldu. POSTEC zaten Pohang Pohang şehir merkezinden arabayla 20 dakika, Busan'dan otobüs ile 1 saat gibi. Seul'den yüksek hızlı trenle yaklaşık 2,5 saat içinde oraya kadar ulaşabilirsiniz. Sıralamana zaten burada yazıldığı gibi 2002'de birinci poste, ikinci KAIST, SNU, Yonsei, Korea.
Kore'de en üstünde olan 5 üniversitesi SNU, KAIST, POSTE. 5 tane üniversitesi her zaman buyur. İşte KAIST, POSTE, SNU, Korea yanıtı. Ve ama 2014'de POSTE, KAIST, SKK, Songyungwan, Korea, SNU böyle oldu. Ama POSTE birinci olduğunu ben tam bilmiyorum ama o zaten böyle açıklanıyor. Profesörler ve öğrenciler. Prospet 281 profesör var. Undergraduate, lisans öğrenciler zaten 1400 kişi gibi. Her sene de sadece 330 kişi gibi alıyor ama yabancı öğrenciler hariç. Aradığında her zaman zaten alabilir. Yüksek lisans için 2000 kişi gibi. Ve bütçeye bakarken senelik 300 milyon dolar gibi. O çok küçük bir üniversite olsa bile çok büyük bütçe var. Burada gördüğünüz gibi bir öğrenci için her sene $75,000 zaten dolar bir kişi için para harcılıyor. O zaten o para 15. kat daha büyük. Ya bir kişi zaten benim okul ücreti var ya, okul o ücretten 15. kat kadar daha büyük. Onun için çok param harcılıyor. Ve undergraduate student to faculty ratio 1.4 öğrenci için bir profesör var. Onunki çok yakın bir şekilde okuyabilirsiniz. Bu da gördüğünüz gibi admit only 320 kişi bir sene alıyor. Ve burada gördüğünüz gibi 7000 dolar, 7500 dolar gibi tuition, okul ücreti var. Ve dormitory için, yurtu için bu zaten bir senelik. Bir senelik, bir ay için $90 gibi. Ama POSTEC'te aynı şekilde okul tarafından tam burs verir ve yaşam giderleri verir. Onun için iki üniversite için oraya gittiğiniz zaman zaten para konusunda hiç problem, endişelenme şey yok. Yemek parası da çok uygun zaten. Aylık $200 gibi. Ve başvurma süresi Şubat ve Eylül'e kadar, Nisan'a kadar zaten birinci dönem var, ikinci dönem Mayıs ve Ekim'e kadar ikinci dönem var. Undergraduate bizim burada yazıldığı gibi sadece bilim ve teknoloji bölümü var. Matematik, physics, chemistry, life science, mathematics, material, engineering, mechanical engineering gibi sadece mühendislik ve bilgi, bilim bölümü var. İngilizce yeterlik sınavı için TOEFL için 550 istiyor ve TOEIC 750, IELTS 6.0 bu gibi zaten puan istiyor. Burada yazdığı gibi burada Kore'de bilen kişiler varsa daha zaten şans olabilir. Kore'deli yeterliği başvuru için gerekli şart değil gerçekten. Genelde. Ama ancak Kore'de asgari kapasiteye sahip başvuranlar için başvuranları tercih edebilir. Kore'de İngilizce, hem Kore'de hem İngilizce bildiğiniz zaman daha şans açık kap olabilir. POSTEC Ultra böyle. Bu POSTEC Residential College denilen bir yurt var. Bu çok önemli. Çünkü POSTEC'e gittiğiniz zaman birinci sınıf ve ikinci sınıf tüm öğrenciler orada kalıyor. Orada kalıyor, orada okuyor, orada uyuyor, her şeyi orada yapıyor. Onun için çok önemli. Residential college diyor. Ve burada böyle gibi tüm postek lisans öğrencileri kampüs iç yurtlardan birinde yaşamak zorunludur. Birçok yüksek lisans öğrencisi kampüsteki öğrenci yurtlarında
veya 4 yüksek lisans öğrenci binalarından birinde kalmayı tercih ederim. Yani kampüs için her kişi zaten kalıyor. Ve orada önemli olan bir şey var. Öğrenci mentorluk programı var. Ben bilmiyorum Türkiye'de böyle var mı? Birinci sınıf ve ikinci sınıf. Benim söylediğim gibi residential college yüksek bina var ya, orada birlikte kalıyor. Ve öğrenci bir mentorluk programı var orada. Üst sınıflar, alt sınıflarla birlikte oturup onlarla ilgilenir ve destek verilir. Zaten hizmetçi gibi ikinci sınıf, birinci sınıf olan kişiler için zaten hizmet eder ve yardımcı olur her zaman. O çok önemli. Postelizm. Ve tüm birinci sınıf öğrenciler için açıklanmamış problem, açık problem zaten. Kararsız olarak zaten oraya gidebilirsiniz. Öğrenciler GPA'den bağımsız olarak programlarını sonraki dönemde geçebilir. GPA zaten o puan alçak olduğu halde zaten istediğini volume sonraki dönemde seçebilir. Ve programını seçmek için sabit kota veya kesinti puanı yok. Puan ne kadar olmak önemli olduğunu zaten o söylemiyor. Sadece senin kendi fikirleriyle para vermek lazım. Ve benim daha önce söylediğim sadece senede sadece 330 kişi seçiyor. Kore vatandaşı için ama yabancılar için istediğiniz yer kadar zaten seçebilir. Postek kurs bakarken zaten aynı şekilde olabilir. Tüm lisans üstü öğrencilere öğretim görevli kurslar veriyor. Teaching Assistant Scholarship. Kayıt döneminin ilk yılında gelen uluslararası yüksek lisans öğrencilerine yaklaşık 2800 dolar teklif veriyor. Teklif veriyor. Ve zaten iki dil kampüsü var. Postek'te 2014'ten itibaren iki dil planlanan bir kampüs oluyor. Her zaman önemli olan şey İngilizce, hem İngilizce hem Korece olarak ilan ediyor ve ders de veriyor. Resmi etkinlikler hem İngilizce hem de Korece olarak yayınlamaktadır. Lisan'daki 3. ve 4. sınıf ve tüm yüksek lisans dersleri İngilizce olarak veriyor. Onun için oraya gittiğim zaman Kore'de biraz alçak olduğu halde zaten İngilizce olarak zaten okuyabilirsiniz. Ve önemli olan şey bu. Bu yeni açılmış Postek ve Yonse işbirliği. Sky'dan bir üniversitesi Yonse var. Yonse ve Postek işbirliği oldu. Onun için 2018 itibariyle iki üniversitede ilgili tüm dersleri birbirine açacak. İki üniversitede her bölüm için bildiğim bir teknoloji bölümü için dersler açacak. İki üniversitede ne istiyorsanız. Ve ortak bir lisans programı geliştirmeye çalışacak. Onun için Postek'e gidip Yonse Üniversitesi, Seoul, Seoul'de olan Yonse Üniversitesi'nde de bir sene ya da yarı sene gibi oraya gidip okuyabilirsin. O çok önemli, çok büyük avantaj bence. Ve Postek, Kays çok rekabet olan, çok rakip olan iki üniversite olduğu için her zaman bilim savaşı var, bilim savaşı. Hangisi daha iyi olduğunu gösterebilir. Şans var onun için. Bilim savaşı diyor, science war. Her yıl sonbaharda KAIST ve Postek tarafından düzenlenen bir etkinlik. İlk turnuva 2002'de KAIST'de gerçekleştirildi. Her yıl iki okulda dönüşümlü olarak yapılır. Her senede iki yüzyıl arasında spor eventi de olur ve gerçek bilim savaşı gibi o turnuva var. Evet.
Zaten KAIST ve POSDEF hemen hemen her şey aynı bir şekilde çalışıyor ve kabul ediyor. Bunun için iki üniversitesi arasında çok büyük fark yok. Bunun için aynı şekilde başvurabilirsin ve düşünebilirsin. Benim sınacak şey bu kadar. Sorunuz varsa cevap veririm. Ben doktorayla bir soru soracağım. Evet. Şimdi normalde doktora başvuru şartları var ama hocayla bir görüşme, hocanın kabul şartı gibi bir süreçte geçerli mi? Hem postekte hem... Evet, zaten ben söylemedim. Postek ve KAIST için puan önemli değil. Hoca tarafından kabul ettiği zaman zaten kabul edilir. Bu İngilizce puan zaten belki önemli olabilir. İngilizce puan dışında okuldaki puan çok önemli değil. Onun ability, Türkçe gibi, yetkinlik daha önemli. O kişisel yetkinlik puandan daha önemli olabilir, kabul etmek için. Yetenek. Ben 3 üniversite için bir soru sormak istemiştim. Postek ve KAIST için. Mesela Kore'de bulunalım, Türkiye'de bulunalım. Uzaktan eğitim yoluyla dersleri takip edebilir miyiz, katılabilir miyiz? Uzaktan eğitim. Evet. Biliyor musun? İnternet üzerinden canlı yayın şeklinde dersleri... Ama genelde o bilim... ve teknolojimiz olduğu için orada zaten kendi oraya gidip birlikte çalışma var bence. Projesi içinde de. Sadece okumak için değil. Bir şey laboratuvar gibi oraya gidip birlikte çalışmak lazım. Birlikte projesi yapmak lazım. Onun için bence o şans çok az olabilir. Uzaktan eğitim şans bence çok büyük değil. 10 tane üniversite bu sahibi aracılığıyla online eğitim veriyor. Onlar mesela bölümler sadece bilgi aktarmak için uygun olan bölümler olabilir. Evet, ama bu gibi teknoloji birlikte bir şey düşünüyor, öğreniyor, paylaşıyor. Bu işte online eğitim olmuyor bunlar. Ama kaç tane sadece bilgi edinmek için 10 tane falan sahibi üniversite var. Evet. İlgileniyorsanız bize e-mail gönderebilirsiniz. korekyoginfo.gmail.com. Başka var. Merhaba. Ben Türkiye'deki durum tam bilmiyorum ama oraya gittiğiniz zaman kesinlikle oradan burs alabilirsiniz. Evet. Bu lisans için ve yüksek lisans için oraya gidenler için burs veriyor. Ben hocam, demin KAIST'in cinsiyetinden bahsetmiştiniz. Ancak kabul kriterleri arasında baktığımızda öğrenci finansal durumundan gösterip belge istiyorlar. Evet. Bu kabul sırasında bu belgeyi nasıl değerlendiriyorlar? Zaten o çok bütçe için hiç problem olmadığı bir üniversitesi olduğunu zaten finansal durum çok da problem çıkan kişiler için her zaman yardımcı olmak istiyor. Koreliler ve yabancı öğrenciler zaten birlikte zaten yardım etmek istiyor. Ama Türkiye'den oraya gönderebilen, bilmiyorum Türkiye'de nasıl benim finansal durum çok kötü olduğunu gösterebilen bir doküman var mı? Ben bilmiyorum Türkiye'de. Peki banka hesabın, peki alırgeli ve maaşı gibi ne kadar maaş aldığını gösterebilen şey varsa. Düşük olması gerekmiyor. Düşük olması gerekmiyor. Evet.
Evet, düşük gelirli olduğunu zaten göstermek lazım. Başka sorunuz var mı? Tamam. Teşekkürler. Sunum için iki hocaya da teşekkür ederiz. Bugünkü seminer buraya kadar. Bir dahaki seminerlerde de diğer üniversiteler hakkında bilgileriyle katılımınızı bekleriz. Teşekkür ederim.